Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar için çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Arif Güran, cinayeti net aydınlatacak güvenlik kameralarının iddianamede yer almadığını savundu. Güran, "Kızımın bu cinayeti benim dünyamı yıktı. Gönlümde kimin yaptığı belli," dedi. "Dünyada görülen bir şey var mı? Hem canımı alıyorlar, parçamdan hem parça alıyorlar, hem de kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeriye alıyorlar. Öyle bir şey var mı? Benim kızım Türkiye'nin simgesi oldu. Ben burada Türkiye 85 milyon insana sesleniyorum. Eğer toplum her şeyin, bu davada her şeyin peşine vermişler, diyorlar ki bu cinayetin net ve net aydınlatmasını istiyorlar. Değil mi? Burada tabi baro başkanı, Türkiye'deki 50 tane baro başkanları mahkemeye katılacakmış. Katılsınlar. Cinayetin aydınlatılması için askeri üst kameraları ve havaalanı güvenlik kameralarının kullanılması gerektiğini belirten Güran, cinayeti çözmek için her detayı göz önüne alacaklarını vurguladı. "Beş evladım olabilir ama kızım başkaydı," diyen acılı baba, 7 Kasım'da mahkemede sorumluların ortaya çıkmasını bekliyor.